kovalara geçelim evet. o zaman. Kovaları bir görelim bakalım. Kovalar 21 Ocak ve 18 Şubat tarihleri arasında doğan kovalar. Sarı ve gümüş renginiz sizin için faydalı. Kokunuz da yasemin. Taşınız turuncu akik, sitrin, kehribar. Makamınız da neva, neva makamı. Neva makamı evet. Evet, baş, boyun ve bel kemikleri. Rengi çünkü sarı olduğu için baş, beyin ve bel kemikleri etkili. Bunu da söylemek istiyorum. Viranelik ve kapı eşiklerinde bulunmasınlar diye de söylemek istiyorum. Evet. evet. Kova burçları e, yine söylüyorum fotoğrafı alıyoruz çünkü e, bunlar gerçekten hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler. Kova için demişsiniz ki hocam baş beyin ve bel kemikleri. Evet. Özellikle neye dikkat etsinler? Mesela bu taşı <laughs> yani akik turuncu akik, sitrin ve kehribar taktıklarında baş beyin ve bel kemikleriyle ilgili hastalıklar bak. Baş ve beyin oluyor? arasında yani bu bölgede kehribar. Burada kehribarımız burada var kehribar. Evet biraz kehribar tam olarak getirilmemiş burada. Kehribar, kehribar biliyorsunuz. Hocam. Kehribarı bu bölgenize alırsanız ne olur biliyor musunuz? Kehribarı boğazınıza takacaksınız. Boğazınıza taktığınızda hem tiroidlerinize hem gerginliklerinize çok o bir canlıdır. Yani bunlar <laughs> bizde mevcut. Bunu taktığınızda mutlu huzurlu olacaksınız diye söylemek istiyorum. Kehribar taşı bunun taşıdır. Hı hı. Onun için bu bölgeye takılır bulunsun diye söylemek istiyorum. Yine sinir hastası olanlar, psikolojisi bozuk olanlar kulaklarına küpe olarak kehribar takmaları halinde onların enerjilerini dengelediği için stresten ve sinirden ve baş bölgelerine çünkü kulak baştır. Ana rahmindeki çocuğun başıdır. Başa tesir edecek çok önemli bir taş olduğu için kehribar buraya takılır. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Altını çizerek Zaten bir tane kaldı. Mesela kulağa küpe takıyorsunuz. Kulağınıza küpe olsun sözünün şeyi şudur. Aklını başına al demektir. Niye? Aklını başına değişir. Aklın uçuk olmasın. Dışarıda olmasın hak tabirinde. Ana rahmindeki çocuktur bu. Burada buraya taktığın her taş sana etkileyecek. Şayet senin taşın değilse mutsuz olursun. Enerjin yüksekse sen enerjili bir taş takarsan tansiyonun çıkar, migrenin olur. Bakın tansiyon hastası olursun. Kadına biz diyoruz tansiyonum düşmüyor, düşmüyor. Aç kulağın diyoruz bir bakıyoruz. Çıkart taşını diyoruz. 10 dakika sonra tansiyon düşüyor. Enerji veriyor. Adam yüzük takmış, yüzüğünü bilmiyor. Takmış, hacı getirmiş. Diyor ki işte benim erkekliğim yok, kadınlığım yok. Neyse şuyum oluyor. Hacı diyorum sen şunu çıkart. Çıkart bir iki gün bakalım. Hocam her şey düzeldi diyor ya. Adam öyle yüzük takmış ki bedendeki enerjileri alıyor, enerji istiyor. Yani i̇şte bunları bir cinselliğe de lazım. etkisi oluyor mu hocam? Yüzüğün her şeye, taşın yüzüğün değil. Yani taşın daha doğrusu. Taşın zaten. insan üzerinde her şeye tesiri vardır. Biraz sonra noktalarla tedavide taşlarla nasıl insanlar biliyorsunuz... ...SPA merkezlerinde ne yapıyorlar belli taşları belli noktalara koyarak tedavi edildiğini de görüyoruz. Taşlarla terapi dünya biliminde kullanılmıştır. Literatürümüze de girmiştir diye söylemek istiyorum. Şimdi...